Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Hazırlandık, yine yollardayız biz. Çocuklar, annemler de arkadaşlar, bugün sadece eşimle beraberiz. Hava da o kadar güzel ki 20 derece diyor. Aslında tam gezmelik zamanda ama bizim bugün çok işlerimiz var. Biliyorsunuz geçen sefer en son seyrettiğiniz videoda taşınıyoruz arkadaşlar. Yani aynı köyün içerisindeyiz. Yani ben köy diyeyim, siz öyle anlayın. Gene aynı yerdeyiz ama ev değiştiriyoruz yine. Geçen gün Kübra diyor ki, Mehmet Ali fazla uzağa gitmeseydiniz diyor. Ben ne dedim ki? Kübra dedim, tavşan gibi bir evden bir eve hopluyoruz biz dedim aynı köyün içinde. Epey bir güldüm yani onun o yazdığına da. Gerçekten öyle yani, uzağa değil, gene aynı yerdeyiz. Ama biz bu evi çok uzun zamandır bekliyorduk arkadaşlar. Hatta bu 3 odalı eve de yazıldığım, yani girdiğimizde öyle demiştik, öyle düşünmüştük. Bakalım ne kadar burada kalacağız diye. Mutfağımızı falan da hep ona göre yaptırmıştık. Mutfağı yaptırırken dedik, biz bu evde ne kadar kalacağız bilmiyoruz. Başka bir yere taşınırsak bu mutfağı götürebiliyor muyuz diye ona göre de bir mutfak seçmiştik. Yani öyle olunca da şimdi son hazırlık, yani hazırlıklara başladık biraz biraz. Daha biraz vaktimiz var. 2,5-3 ayımız var değil mi taşınmaya? Evet. Aynen aynen, var gene biraz vaktimiz. Ama dedik şimdi, biliyorsunuz burada şey zamanları, Lieferzeit, teslim zamanları biraz uzun sürüyor. Yani 2 ile 3 ay arasında sürüyor. Fazla da uzatmak istemedik. Mutfaklar, hele bizim kendi mutfağımız 4 ayda tamamlanmıştı. Bugün istikbale gideceğiz. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada da bugün 70. yıla özel indirimler varmış. Dedik bir de oraya gidelim, bir de oraya bakalım. Yatağımızı değiştirmek istiyoruz. Bazalı bir yatak istiyoruz. Biliyorsunuz Almanya'nın evleri küçük oluyor. Yani bir de bize önce şey gönderdiler. Evin krokisini gönderdiler arkadaşlar. Biz oradan baktık, gördük eve. Tabi insan çizimden bakınca çok farklı hayal ediyor evi. Mutfağı falan, halbuki Almanya'da büyük mutfak kimde var? Ama ben öyle bir hayal ettim ki, kocaman mutfak falan. İlk önce girip bir de ev boş olunca gözümüze küçük gözüktü. Ama bu şimdiki taşındığımız evde de aynı reaksiyonu ben orada da vermiştim. Sanki böyle çok küçük gibi gelmişti. Ama tabi içini doldurunca, eşyalar gelince çok farklı oluyormuş. Yani öyle liksire biz o eve tamam dedik, okey verdik. Ev şu an bizim Allah'ın izniyle. Ama daha inşaat, videoda da gördünüz, yerleri falan tamamen kaplı. Bir tek duvarlarını boyamışlar. Dışarı taraftan daha çok yapılması gereken şeyler var evde. Daha bir ay sonrasına teslim tarihi. Ama şu anda herkese evi gösteriyorlar. Kabul edip etmeyecek. Sırada bekleyen çok insan varmış. Onun için de şimdiden gösterdiler herkese. Biz de öyle gittik, baktık, geldik. Konumu çok güzel. Yani biz sevdik evi. Pozitif bir elektrik aldık evden. Pardon arkadaşlar, trafik yoğun ilerliyor. Evet. Yani öyle arkadaşlar, şimdi oraya gidiyoruz. Orada bir de çok güzel başka mağazalar da var. İnşallah oraya da gireceğiz. Mutfak için randevu yaptık. Bize haber geldi. Cumartesi günü haber geldi. Direkt evden mektubu aldık. Şeye gittik, mutfakçımıza gittik. Onlar da sağ olsunlar, hemen bizim eve bakmaya gireceğimiz güne termin ayarladık. Ve adam geldi, ölçüleri aldı. Şimdi o ölçülerle beraber mutfakçımıza gidiyoruz. Tekrar mutfağımızı, yani ek yaptıracağız. Kendi şimdiki mutfağımızın ebatlarına göre ayarlattıracağız tezgahı falan. Şimdi oraya gidiyoruz. Yani önce istikbale gidip oradan da hemen alelacele Zeytinburnu'ya gitmemiz gerekiyor. Oradan sonra da belki birazcık masa sandalyeleri gezeriz. Çünkü masamızı ve sandalyemizi sattık. Banklarımızı sattık arkadaşlar. Yarın almaya gelecekler. İnşallah yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Biz fazla kullanmadık. İnşallah onlar güzel günlerde kullanırlar onları. İstikbalden yani yatak bakacağız demiştik. Başka da bu kadar değil mi? Oradan sonra fazla bir yere uğramayız. 11. Aynen. 2,5 saatti mi? Saat. 2 saatimiz var. Saat 2'de randevumuz. Saat. Aynen. Şimdi biz oraya vardık ettik diyene kadar da zaten sürer biraz. Dediğim gibi hava da muhteşem. Arkadan görüyorsunuz. Şöyle biraz yukarıyı da göstereyim size. Yani hava çok güzel. Bugün tam aslında gezmelik bir havaydı ama maalesef. Bakalım. Belki çocuklara sürpriz olarak akşam giderken dondurma götürürüz. Bubble tea?
O da olabilir. Bubble tea de olabilir. Sen sevdin değil mi? Ben biliyorum zaten. Ama buzdolabında bekletmeyecek misin? O gün aldıklarınızı yani çok sevmedim ben buzdolabında bekledikten sonra. O buzlu tadı gidiyor ya, çok tatlı geldi bana. Sevmedim yani. Onun için orada hazır alıp içeceksin. Öyle. İstediklerimizi bulabiliriz. Mutfak konusunda biraz endişeliyiz. Çünkü yani mutfak küçük arkadaşlar ya. Tam evet. Bana büyük mutfak lazımken mutfağımız biraz küçük. Ama şimdi biraz ek falan yaptıracağız. İnşallah fazla biraz daha yerimiz olur. Yani bakalım. İnşallah hayırlısıyla taşınacağız. Buradan da böyle açıklama yapmış olayım. Geçenki videoda çok heyecanlıydık arkadaşlar. Ben gerçekten sabaha kadar uyuyamadım doğru düzgün. Yani bayağı da heyecanlıydık. Onun için de ya o gün biraz aceleye geldi. Bir de yarım saat vakit vermişler. O kadar tersti ki evin içine giren, çıkan işçiler. Zaten her yer tadilatta. Biz ölçümü alacağız. Mutfakçımı ölçecek. Yoksa biz evime bakacağız. Gerçekten çok sıkışıktı yani. Yarım saat içerisinde pek mümkün değildi. Onun için pek çekimler de güzel olmamış olabilir. Şimdiden kusuruma bakmayın. İnşallah eve girdiğimizde daha güzel bir ev turu yapmak isterim. Hadi bakalım. Şimdi yolculuk istikbal. Arkadaşlar yeni evimiz için alışverişe geldik şimdi. İstikbal var burada bir tane. Bugün 70. yılına özel indirimleri varmış. Dedik gidelim bakalım, belki ihtiyacımız olan bir şey buluruz. Şimdi geldik eşimle beraber, çocuklar annemdeler. İçeriye girip bakacağız bakalım neler var neler yok. Sıfırlar. Kim? Olur. Aşkım bizimkiyle aynı neredeyse o da. Nein, wir haben dieses richtig Holz. Ja, sowas haben wir eigentlich gesucht. Benim yerim yerde. Bak burası benim yerim. Buraya geldik. Maison du Mont diye bir yer. Maison du Mont diye bir yer. Şimdi buraya gireceğiz. Buraya çok uzun zamandır gelmek istiyordum. Hemen bir de burayı dolanalım. Sonra da zaten mutfak randevumuz gelmek üzere. Hadi Mehmet Ali. Girelim gel. Burada da çekim yapabiliyor muyuz bilmiyorum. İçeride bir önce sorayım. Ondan sonra eğer çekebilirsem sizlere buradan da bir şeyler çekmek isterim. Evet arkadaşlar. İzin aldık. Çok güzel. Parfüm diyor zaten. Ne kadar güzel kokuyor. Arkadaşlar şu an izin aldık ve çekim yapabilirmişiz. Zaten kendimizi çekeceğiz sadece. Yani ben buraya ilk defa geldiğime inanıyorum. Türk kahvesi seti. Onu alalım mı bir tane? Ne o, bakayım bir. Aslında çok tatlı değil mi ya? Aslında yerimiz olsa. Mehmet Ali ben onu bir düşünelim bence biz. Evet çok güzeldi. Oraya bir geleceğiz daha. Yukarıya mı çıkalım direkt?
sana direkt yukarıya çıkalım, masalara bakalım. Tamam hadi gel yukarıya çıkalım. Buraya zamanımız da... o kadar kısıtlı ki bence biz hani hafta içi bir daha gelelim. Aynen. Haftaya ben gececiyim bile. Aynen sen gececiyken biz buraya bir daha gelelim. Çok güzel. Bu İlhan'ın odasına. Evet. Balkon için de çok güzel şeyler var. Neyse önce biz bir evi halledelim, balkona sonra. Ve burada daha çok balkon eşyası var. Burada ikiye gibi kaybolmuyor mu? Burada işaret de yok. Yemek masaları burada. Yemek masaları orada mı? Hadi oraya bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Ne çarpmış gözüne. Benim de çarptı. Aa, bu daha çok güzel. Öyle mi diyorsun? Yok ya bu güzel değil. Kesinlikle güzel. Bunun yerine bak şu ilk başta bir tane var. O çok güzel. Adamın başında oturduğu. Yok. Yapılmış. Mehmet Ali onu biz kullanamayız. Bizim küçük çocuklarımız var. İçine sürekli bir şeyler kaçar. Onu kullanamayız biz. Şöyle bir şey nasıl? Bak bu bile çok güzel Mehmet Ali. Arkadaşlar şu masa. Yemek masamızı sattık. Yarın almaya gelecekler. Onun için yeni yemek masasına ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim size. Yani gerçek tahta yeter bize Mehmet Ali. Şöyle 840 euro. Yani fiyatı da iyi, masa fiyatlarına bakarak benim baktıklarım daha pahalıydı. Yani ve bu sefer sandalye istiyorum arkadaşlar. Banklardan da artık çok sıkıldık. Yani Mehmet Ali şunlara ne dersin? Odamıza uyuması lazım. Yok şey masa sandalyesi. Evet. Güzel ya. Bence çok güzel. Ben tutarım. Ama 350 tanesi. Hani yemek tabaklarım bak onlar da güzelmiş. Saate bakmayı unutmayalım. Vallahi geç kalacağız biz var ya. Şu masa da güzel Mehmet Ali ama çok şey değil. Ya böyle çok standart. Yatak odasına güzel olurdu o. Şöyle. Mehmet Ali maske, hifaye, o ders çalışma masası. Yok o... Tahta çok güzel ya. Güzel. Yeter hifaye yeter. Bunlar çok modaydı bir aralar. Şu aralar biraz şeyden çıktı galiba. Ay çok güzel ama o kadar büyüğüne gerek yok. Zant uğun. Oha. Bunu kesinlikle almam lazım. Ne yapacaksın onu? Bir sorayım bakalım. 2,5 saat içinde oyun oynayabilirsin diyeceğim. Bak aslında şunları da çok stylish buluyorum biliyor musun Dizidinga? Bizim daha modern efendim tutarsın. Ya. Bak bu olabilir. Değil mi? Olabilir. Mutfağı dekor amaçlı. Aslında Bizantlı. Misafir geldiğinde üzerine şey koyarız. O da güzelmiş bak. Mehmet Ali şu da çok tatlı. Yani aynen. Öyle senin istediğin kadar teferruatlı olmasına gerek yok. Bence çok tatlı. Evet. Alayım mı? Onu alabilirsin bak. Onu al. O çok büyük Mehmet Ali. Onu sığdıramayız bir yere. Bir de ben oturma odasına şöyle bir tane istiyorum Mehmet Ali. Şu nasıl? Zesel. O çok güzel. O çok güzel. Fiyatına bakmaya şey cesaret edemedim. Baksana bir. Şunlar da çok güzelmiş arkadaşlar. Kenarları altın. Altın değil gerçi metal. 45'e. Ha mum. Yok artık. Bir dakika. Hindistan cevizi kokuyor içi. Şunlar da çok güzel.
Çok güzel şeyler var Mehmet Ali. Aslında evimizi buradan değil mi? Evet, mermi şeyler çok güzel. Bak şundan bir tane, şöyle bir tane alalım biz ya. Çok güzeller. Olsun, kolumuzu da koymayı verelim. Mehmet Ali, şu sandalyeler nasıl? Gitti bile. Yani inanın Mehmet Ali'nin böyle yerlerde daha çok şey yapıyor benden ziyade. O daha çok seviyor böyle yerleri. Sen önce bir şu sandalyeye bir otur. Bak şu arka, şu da çok güzel. 430'a. Bu da çok güzel. Girişte sol tarafta. Hayır. Hayır. Onu Yusuf Selim'in odasına bile alabiliriz ama ara girişi olmaz o. Soğan moğan falan yeri. Onu nereye koyacağız ya? Arkadaşlar. Soğan koymuyor, olmaz o. Ayakkabılık falan ama soğan olmaz. Ama bu ayakkabılık. Bunu da çok sevdik. Arkadaki sen demiri. Ha çok güzel ama aşağı yukarı gelirken sen demedin mi Hifa'nın odasına diye? Aynası değil mi? Ama bu da çok güzel. Oturma odası için veya çocuk odası için düşünülebilir. Ben varım. Ben de varım. İyi hadi o zaman. Biz buraya asıl ayna bakmaya geldik. Bak şu köşedeki, şöyle bir şey istiyorum ya. Bak. Çok da rahat Mehmet Ali, biliyor musun? Yani tüy bilmiyorum ama değil, şey böyle değişik bir tüy. Sehpa, dur bir sehpa sonra. Masaya falan karar verelim, ona göre ona uygun bir şey olması lazım sehpa. Evet, burası bayağı büyük. Şu bir siyah masa. Siyah masa nasıl? Bahoka. Çok güzeller. Ama şunu tercih ederdim, biliyor musun? Mehmet Ali. Şunu tercih ederdim. Yağın orası şu. 319 tanesi. Yani fiyatlar da bildiğiniz cep yakacak durumda. Yok yok, o kadar o bizim evimizin şeyi o, onlar da değil, stil de değil. Yatağının başına tabii canım. Şu arkadaki, şu arkadaşa, bu da çok güzel. Altın renginde. Yani böyle evinizi herkesinki gibi IKEA'dan döşemek istemiyorsanız mutlaka buraya uğramalısınız. Ne dedin Mehmet Ali? Aynen, tam onu diyecektim. Bak şunun yanındaki ve onun bir üstündeki olabilir. Ama gerisi bilmiyorum çok bize yani. Evet. Ben Hifa'nın odasına bir tane şey istiyorum. Şu şeyler yok mu? Oturması için kitaplığının yanına. Yani koskoca aslanı da köpek sanman inanılmaz. Ay ne kadar tiga. Neyse. İkimiz de doğru görmemişiz. Ya ne kadar güzel düşünülmüş şeyler ve biraz daha bohem yaşayan arkadaşlar için. Çok hoş şeyler var. Şu beyaz deri koltuk çok güzel. Nasıl da bilirim senin gidip ona oturacağını. Nasıl da bilirim. Rengi çok güzel. Ama şunu tercih ederdim sanki ben. Şu arkadakini görüyor musun? Evet. Ama görmemeyi tercih ederdim. Aha bizim kira. Fiyatı da arkadaşlar, bu koltuğun fiyatı 2599. Euro.
Şu masa da fena değilmiş, orta sehpa. Saatimiz kaç Mehmet Ali? 2'ye 1'e 20 geçiyor. Hadi yürü. 10 dakikamız kaldı. Bundan sonra çıkmalıyız. Şu hızlı hızlı geçerken arkadaşlar sizlere de göstereyim. Maalesef fazla vaktimiz kalmadı bizim. Evet, buraya aynen bir günümüzü buraya ayırmamız lazım. Çünkü daha aşağıdaki şeylere hiç bakamadık, ıncık cıncıklara. Bak, globuslar orada da var Mehmet Ali. O sarı evet. Çok güzel. Sarı güzel. Resmini çekiyorum. Çek bakalım. Aslında var ya, öbürünün desene çok değişikti. Aşağıdaki mi? Aha, bak göstereyim. Biraz hızlı hızlı geçiyoruz. Bak. Maalesef zamanımız dar. Ha, onun evet altı çok güzel. Fiyatı kaçtı onun? Aşağıdaydı zaten. Bilmiyorum. Gözükmüyor tam. En önemli şeyi... Önemli değil ya. Es geçmişsin. Değişik, fiyatına baksana onun. Ya şimdi karşılaştırmak da isterim. Hem videoda belki ilgilenenler vardır. Hadi bak, burada fazla zaman harcamayalım. Aşağıda var daha. Aslında var ya, bak şöyle bir şey. Girişte... Arkadaşlar şimdi çocukların yerine geldik. O kadar güzel şeyler var ki. Şunlar kapı süsü veya yatağı falan asmak için. Ay çok güzel bunlar. Daha çok bebekler için herhalde. Biliyorsunuz biz Yusuf Selim doğdu doğalı her şeyini hep böyle aslanlı aldık. Keşke burayı daha önce bir keşfetseymişim ben. Ya çok güzel. Hele şuradaki üzerlerine kitap falan dizmek için veya oyuncaklarını dizmek için şunlar duvara. Gece lambaları. Sonra yer halıları. Çocukların odalarının yer halısını buradan alabiliriz. Çok güzeller. Efendim. Geliyorum. Ay mobilyalar çok güzel. Ne Mehmet Ali? Ay çok güzel burası. Aman ya Rabbim. Şunlar çocukların odasına birer tane çamaşır sepeti. Neye baktın buraya sen? Ha, yatak örtüleri falan. Aa, onlar da güzelmiş. Biz burayı nasıl geçtik ya? Temizliği zor onun, o olmaz bize. Kitaplık, çocuklara kitaplık alacaktık. Bak veşe kuap, veş bir tak kuap. Hadi gidiyoruz, hadi hadi hadi. Öf. Gerçek mi? Aşağıya vakit kalmadı ha? Evet, Zekmila'ya geldik. İnşallah tam vaktinde yetiştik. Birer kahve alalım demiştim ama onu yetiştiremedik artık. Arkadaşlar depresyonda bir koca görüyorsunuz şu an. Latte mi? Ya latte. Hangi latte macchiato? Sorbetimen. Kahve. Cappuccino aldım da ya. Arkadaşlar şimdi buranın mobilya mağazasının kahve içme yeri vardı. Cappuccino and latte macchiato. Oraya geldik şimdi. Yani mutfak planlamasını anlatacağım size. Bizi baya baya yordu. Hem madden hem manen. Yani aslında bütün dolaplarımızı kendi şimdiki mutfağımızdan götürmemize rağmen yine de bayağı pahalıya geldi bize. Ama biraz sonra çıkınca konuşacağız. Şimdi imzayı atmadan önce mutfağımızı... İmza mı atacağız? Bilmiyorum ki. Emelim titriyor.
Yani bilemiyoruz bakalım ne yapacağız. Gitmeden önce birer kahve ısmarlayayım size dedim. Buraya geldim. Öte dünya gitmeden önce. Mehmet Ali'yi bir görmeniz lazım. Biraz önce adamın önünde 3 defa kalp krizi geçirdi, geçirdi, geri geldi. Yani. Ama yani gerçekten gün be gün her şey pahalanıyor arkadaşlar. Hiçbir şey artık ucuz değil maalesef. Yani. Şimdi birer kahve içelim, birazcık müzakere yapalım aramızda. Ondan sonra tekrar adamın yanına çıkacağız. Kürkçü dükkanına geri geldik arkadaşlar. Adamı bekliyoruz. Şu anda. Bir iki kafamıza takılan şey gördük. Onları soracağız tekrardan. Yani gerçekten adam gelene kadar biraz konuşalım arkadaşlar. Acayip pahalı. Yani şöyle buradan bir mutfağı aldığınız zaman mesela şu arkadaki mutfak 2999 diye geçiyor. Şu mutfak. Pardon. O 3800 diye şurada bir tane de 2000 yazıyordu. O neresiydi acaba? Neyse arkadaşlar bildiğiniz kocaman mutfak yani. Bizim yaptırdığımız mutfağın belki de yarısı. Biz bunun belki yarısını yaptırıyoruz şu anda. 4000 euroluk mutfak ve biz şu anda çoğu dolabını kendi evimizden, kendi mutfağımızdan getirmemize rağmen şu an bize... Arkadaşlar eve gidiyoruz. Mutfak işimizi hallettik şimdi. Eve gidiyoruz. Aslında daha OB'ye falan gidecektik ama... Yok ya. Yorulmadık mı? Ya yorulmaktan ziyade çocuklar saat kaç? Saate bir bakalım. Gerçi o bir de çok da bir işimiz yok. Olmadı. Hemen oradaki işimizi de halleder. Oradan çocukların yanına Mehmet Ali'yi eve bırakacağım. Oradan da annemlere çocukların yanına gideceğim. Bakalım. Bu beyefendinin bugün gezesi var. Sonra beni obiye getirdi. Yoksa ben asla gelmek istemezdim. Hadi bakalım. Ben sana göstereceklerimi göstereyim. Çocukları da aradık. Daha duruyorlarmış. Balkonda oynuyorlar diyor annem. Yani. Şimdi OB'deyiz. Şimdi yola çıktım. Eşimi eve bıraktım. O bayağı yoruldu. Bir de erkekler böyle herhalde alışverişte iyice bir yoruluyorlar. Şimdi ben de annemi almaya gidiyorum. Bir alışverişe gideceğiz. Burada şimdi pazartesi resmi tatil arkadaşlar. Bugün cumartesi, yarın ve pazartesi her yer kapalı olduğu için dedik eve ıvır zıvır bir iki bir şeyler lazımdı. Onları almaya gideceğiz şimdi. Annemi aradım aşağıya gel diye. O da şimdi gelir. Sonra alışverişe gideriz. Sağ olsun yemek falan hazırlamış. Babam arıyor hatta. Bir dakika. Efendim. Yorucu bir güzel, telaşlı bir zaman başladı bizim için. Taşınmamıza daha biraz var ama işte eksikleri tamamlamak, ondan sonra değiştirmek istediğimiz şeyleri değiştirmek biraz sürecek galiba. Bu arada güneş bayağı yüzüme geliyor. Görüyorsunuzdur inşallah. Araba kullandığım için sürekli de kameraya bakamıyorum. Kusuruma bakmayın. Yani inşallah böyle hazırlıklarda yavaş yavaş. Şimdi karton yapmaya başlayacağım. Karton topladım birkaç tane. Bizim aşağıda da vardı. Kelada yani kilerimizde de vardı. Kartonları yavaş yavaş doldurmaya başlayacağım. Evde kullanmadığımız şeyleri. Ondan sonra fazlalık olan eşyalardan kurtulma zamanı başladı bakalım bizim. Yani taşınana, ev kurana, evlenene Hazreti Allah yardımcı olurmuş. İnşallah bizimki de sıkıntısız bir şekilde geçer. Şimdi daha anahtar verilmediği için tabii ki her şey böyle bir havada kalıyor bizde. Yani şunu yapalım hangi tarihe belli değil. Şunu yapalım hangi tarih belli değil. Onun için
Yani anahtarı bir verselerdi, biz eve ne zaman girebileceğimizi bilseydik, ona göre de tabii ki hazırlıkları da hızlandırırdık. Hayırlısı bakalım, nasip. Yani bugün bizlerden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi annemlere gidelim. Gerçekten benim de bu mutfak yaptırması o kadar zor ki her küçük detaya dikkat etmeniz gerekiyor. Adam bir sürü şeyler anlatıyor falan. Yani insanı psikolojik çok yoruyor bu mutfak işleri. Onun için biraz başım da ağrımaya başladı. Onu yani o sebeple bugünlük de artık burada kapatalım videoyu. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki vlogda, ay çok kötü oldu böyle de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.